Cansel geliyor, Ferda Hanım gidiyor. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İlk günün. Evet. Heyecanlı mısın? Aşırı. Nasıl geçti? Aslında güzel geçti ama yetiştiremedim. Sürem yetmedi, takı alamadım. O yüzden biraz gerginim. Peki, bu puantiye gömleği, hemen geliyorum kıyafetine. Puantiye, çantanı da görelim. Gömlek, eyvah, krokodil bir çanta. Üzerine bir peluş mu o? Evet. Ondan sonra acı kahve, değil mi? Hatta mürdüm. Mürdüm mü? Acı daha yakın bence ama. Mürdüm. Ya bordonun en koyusu gibi düşün. Gibi bir deri etek, altında alakasız botlar, butiler neyse ve siyah beyaz puantiyeli sadece son anda aman demişsin. Konsepte de uygun olsun, şu gömleği de şunların içine uyduruvereyim deyip çıkıvermişsin. Aslında öyle yani. Bir şey demedim. Ama istediğim gibi bir şey bulamadım. Sonra galiba kafam mı karıştı, böyle bir anda süre yetmemeye başladı. Kafan karışmış tatlım, aynen. Onun gerginliği vurdu biraz da. Belki ilk günün heyecanıdır, bilemiyoruz. Bilemiyorum. Hiç beğenmedim. Ne üstündekine, ne altındakine, ne ayağındakilere. Çantanla puantiyenin alakası yok. Evet, gömlek güzel ama hiç alakası yok. Saçın da kötü. Tamam. Makyajın da kötü. İlk gün niye böyle geldin Cansel ya? Bilmiyorum. Kemal Bey'i yani, düşünmekten herhalde. Sevemedim seni. Olmamış. Teşekkür ederim. Kemal. Hoş geldin Cansel. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Bana programdan önce sormuşlardı hangi jüriye daha yakın hissediyorsun diye. Ben de sizin daha önce bu tarz programlarınız olduğu için Kemal Doğulu'ya yakın hissediyorum. Böyle hani evine bir konuk olur ya, evindeki bir misafir gibidir. Öyle düşünerek öyle söyledim. Bugün bunu da belirttiğimde de suyun hiç hoşuna gitmedi bu. Çarpısıldı mı bu konu? Evet. Vallahi elimde yani fotoğrafla geldi koskoca. Resim yani, resim. Benim istem şeydi, merhaba ben Cansel deyip sarılıp tanışmaktı yani. Gel sarıl. İlgen çöpe gitti şu an. Ama sonuçta ben sokakta da bana sarılmak isteyen her insanla sarılıyorum. Dolayısıyla alayım senin yerine. Neden bunu yapmayayım? Kim? Hepiniz bana sarıldınız altın tek düzelt. Tek ayrı ayrı. O niye sarılmasın? Değil mi? Evet. Altını düzelt Cansel. Su İlk bu gün, durumu çok fazla egzajere ediyor bence, yani fazla abartıyor. İçselleştiriyor. Evet. İlk gün heyecanı mı diyeyim buna ben, bu karşımda duran kombine? Ha? Olabilir belki de, çok karışık. Bir kere yani tek üstündeki şeye ben bayıldım mesela, ben onu giyerim. Peluşa. Eteğin ayrı güzel, gömleğin ayrı güzel, botların ayrı güzel ama bir araya getirememişsiniz. Kombin sıkıntısı var. Çantayı göster bir daha. Çanta çok kötü. Piton. Puantiye var üstünde. Piton bir çanta var. Eskiden Tuğçe San vardı, boynunda taşırdı. Tuğçe San geliyor diye. 90'larda. Nereden geldi aklına? Piton'u görünce aklıma o geldi. Güzel parçalar yanlış kombin. Haklısınız. Olması gereken her şey bir araya gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ben de bir restoratörüm. Her yılda Şubat ayında restorasyon üzerine bir sempozyum oluyor. O sempozyumda ben de görevliyim. Bir konu üzerine sunum yapacağım. Otel mi? Vala salonu mu? Otel. Otelde. Gündüz. Gündüz. Kaç lira harcadın bu kombinine? Ayakkabı 150. Etek 100. Çanta? Çanta hediye. Hediye. Gömlek 100, üstündeki peluş kürk de 150. O üstündeki peluşa bayıldım. Kahkülün var. Evet. Bu kahkülü hep kullanıyor musun? Aslında hep kullanmıyorum. Böyle evde bir anda gaza gelip böyle bu sene çok moda diye kendim kestiğim kendim bir kahkül. Peki. Günün sonunda puanlamada görüşürüz. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Herkesle ilgili bir kanaatin oluştu tabii izleye izleye. Evet. Mutlu musun bugünkü alışverişinden? Aslında çok mutlu değilim. Neden? Ben de düşünceler içerisinde. Yani çünkü peluş var üstümde. Bu altında bir deri ceket var. Bir de benim çok tarzım olan bir kombin de değil. Ben biraz daha böyle
sıradan şeyleri seviyorum. Mesela benim ensem falan kazılı normalde. Biraz hani, marjinallik mi var? Aynen, marjinallik daha çok hoşuma bugün giden hanım bir şey benim. Bugün hanım kızı olmuşsun. Aynen. Nasıl bugün, oldu? Ben de bilmiyorum. Sanki şey böyle hanım hanımcık bir yere gidermiş gibi hissediyorum bugün kendimi. Bilmiyorum. Herhalde istediğim tarzda şeyler bulamayınca kafam iyice karıştı. Yani yorum yapasım yok. Yorum yapasım yok. Aslında çok istediğim bir şey var. De bugün onu oldu farkında olmadan. İki gömleği iki ayrı kombinde görüyoruz. Bu benim çok istediğim bir şeydi. Evet. Böyle aynı, aynı şeyleri pişti, güzel nasıl oluyor. Kombinleriz, kombine nasıl bakacağız. Değişik olur, nasıl bir anda bambaşka hale geliri ikiniz de görebiliriz. Olmaması gerekeni aslında gel hemen seyircilerimize gösterelim. O peluşunu at bir üstünden. Bakın aynı gömlek. Ver bana. Bakın farklı yan kombin. Yana durun. Hem seyircilerimize de küçük bir bilgi olsun. Gördüğünüz gibi iki ayrı etek tarzı, ayakkabı, bot tarzıyla bir gömlek nasıl bambaşka gösterileri. Hangisi doğruyu konuşmanın bir manası yok. Tabii ki hepimize zevki farklı. Ama hani doğru kombin Neslihan'ınki gibi gözüküyor şu anda. Ama yine de senin kombinini de beğenenler olacaktır. Ama aynı gömlek nasıl iki kişi de nasıl böyle farklı durur. Değil mi? İşte hep diyoruz ya boy fark eder, poz fark eder, vücut tarzı fark eder, altına giydiğin etek, ayakkabı, çorap her şey fark eder. İşte en güzel örnek. Puanda görüşürüz. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Merhaba. Ne yapmışsın sen böyle anlayamadım. Ben biliyorsun sen bu programısı. Ben proporsiyoncu başı. Şimdi onun için konuşacağım zaten ama neyi konuşayım, nereden başlasam, nasıl gitsem bilemedim bir kere kızım. Şöyle bir dön, bir tam bir görmek istiyorum proporsiyonunu. Tamam. Şimdi çok yukarı çekmişin bunu. O zaman da karnın çıkmış. Biraz daha aşağıdan giymeye çalışacaksın onu. Tamam mı? Ya da önlüğü tam yapamıyorsan kemerle bu inceliği sağlayacaksın. İki, böyle bir etek giydiğin zaman dizi altı, bu botları giymeyeceksin. Kendi renginden, gene botun renginden stilettolar giyebilirsin. İlk üç son söylüyorum, artık konuşmayacağım. Bak, ben bunu Emel'e de hep söylerim. Omuzların dar. Bu benim de dardır. Çalışmadım ve çünkü. Ve düşük. Bunu yap, düzeltmek için giydiğimiz bluzlarda veya gömleklerde batka. Batkalara dikkat. Aşırı değil. 80'lerin, 90'ların vatkası değil ama biraz vatka yapmamız lazım. Bir daha da bu tip eteklerine sakın bot giyme. Tamam.